Programımıza Doğum Eda'nın son misafirimiz var. O da küçücük bir kız. Son zamanlarda bizim kanalda geldi çalışmaya. Ve güzel bir şekilde burçları okuyan bir gün İsra bizimlendi. Sesen hoş de hoş geldin. Geldi İsra Hanım. Her gün yeri oradaydı. Bugün burada bizimle oturursun. Kısmet oturmakta da var iyiymiş. Hoş buldum. Sağ olun. Teşekkür çok ederim. Çok hoş geldi. Tabii biz ilk önceden sizi tebrik ederek yeni yıl münasebetiyle ve mutlu yıllar diyarık size. Ve inşallah da üstün başarılar da programımızda olsun yoksa da özel hayatımızda olsun yoksa da çalışma, okul hayatımızda olsun. Daha bilmem son yılımızda yok kalıp da hele. Son senede çok son teşekkür senede. Ederim. Sağ olun. Ben de buradan bütün İslam aleminin yeni senesini kutlarım. Dilerim mutlu bir sene geçireler. Her şey herkesin gönlünce olsun. İnşallah. Öğrencilik ve bir yerde çalışmak zor bir şey değil. Sen öteki bir kız için küçük yaşlarda hemen başlayıp maşallah. Tabii ki biz başarılar dileriz ama bazen bir insan merak eder. Acaba hem çalışır hem öğrenci de okur. Bir zorluk yaşar mısın? İlla ki zorluğu vardı. Zorluktan da ziyade yani insan bunu programlasa yani ikisini bir yere nasıl programlar, nasıl ayarlar? Nidam etse özüne tabii ki yani bir zorluk kalmaz. Var zorluğu ama biz yani Saudi özü özel bir sistem var. Bir sistem yani. Uygularım ona göre ilerlerim. Yani hiçbir zorluk şu anlık hissetmiyorum. Azıcık vardı tabii. Fakat büyük dergi. Şimdi son yılımdı. Son yılımdı. Ama sınavlar böyle bir sen başladı. Bitti bilmem. Hala kalıptı. Aylık acaba idi. Programla sınavların arasında ne şekil geçersiniz siz o vakit şöyle bir şey vardı. Tabii biraz zorlanma mesela hem üniversite bir yandan da program. İkisini de çok seviyorum. İkisini de yani dört dörtlük yapmaya çalışıyorum. Yoğunluğa rağmen. Yani hem, özellikle sorum hazırlamakta da hem mesela buranın hazırlamağı vakti hem de orada sinavçı okumağı çalışmaları. Biraz zaman sorunum vardı, vakit mesela sorunum vardı. Burada doğumum olduğu an zaten ben de bunu oldu. İstirdim diyeyim. Bazen biz sabahlar vakti İsra'nın şeyi olan acelici hem sınavı var hem burada program var. Hemen gel çabuk çabuk burada dur. Ya lütfen beni alabilir misin? Alabilin beni indi çünkü benim sınavım var. Üniversiteye gitmem lazımdı. Bizim yönetmemiz maşallah temiz kalpli olduğu için merhametlidir. O yüzden aynen. Hemendir İsra'nı alın. İsra takriri verdikten sonra sınava geçirir. Buradan yönetime de sevgiler gönderirim. Gerçekten hiç kusur koymayayım benden. Bu zamanımda gerçekten yanımdaydı. Başta siz olmak üzere kendisi de aynı şekilde. Sağ olasınız. Şahine çok teşekkür ederim. Aynen, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Her zaman bizim yanımızda. O zaman hepsini sayalım. Bir de hepsini sayalım. Herkese teşekkür ederim. Onlar da haz ederdik tabii. Ben Şahin'e de dedim yani bizimle bu arada ama burada olsun. Ama vaktimiz çok az olduğu için. Ama olmadı. Yani özde o da ekranları hiç sevmez. Çıksın ekranla karşı. Abdülkadir'den de Abdülkadir Yaşar'dan da teşekkür ederim. Arkadaşımız mühendis Abdülkadir ve Metin'den de. Ve aynı vakitte de İsmail'i dedik ve bazen de Mehmet oğlu burada kardeşimiz Mehmet Mıkdet'ten kameraman de. Kameraman arkadaşlarımız. Kameramanlarımız Hüseyin Şevket olsun, Erselen olsun, Mehmet Kassab olsun, Ahmet Kassab olsun. Genelde biz hepsine teşekkür ederiz. Sadık olsun. Hepsadıkları sayabilmiriz. Misafirimiz oturup burada. Aynen. Ben misafirden istedim ruhsat alım senden özünden de bir soru sorum. Sizde vakit burada tabların hepsinin vakit sıkıntıları vardı. Yani sizi burada tatiller olsun, bayram olsun, aynı vakitte ev var. Onun yanında da başka yerlerde çalışmalarımız vardı. O üstüze de bazı iltizametler vardı. Acaba bu sizin için de hiçbir sıkıntı yaratmıyor? Tabii ki bir sıkıntı yaratır. Yani belki de İsra benden daha iyi bilir. Bir insanın bir doğum ya da iki doğum olduktan sonra artık 7.30 akşam ya da 8 akşam olduktan sonra bir sene oğlu sanki böyle o kadar yorgunsan ama tatlı bir yorgunluktu o bir seneden. Çünkü senin o günlük hayatında bir görevi olabilir. Bütün görevleri 10-10 yapıpsan, hepsinin hakkını veripsen, evdeki görevi yapıpsan artık ne kadar yorulduysa yorulmağın da bir güzel bir tadı var. Her, yani bir insan ben her zaman diyelim. Evde otursa yorulasan, işlese de yorulasan. O zaman sen yorul ama bir fayda dokunsun. Toplamı bir fayda dokunsun öz ve aile o. Peki. Tamam. İsra'dan bir şey sorabilirim mi? Sağ ol sorudan sonra. Biz bildik ki sen bir öğrenciydin. Peki nece düşündü eylem hayatına ya da sunuculuk hayatına gelesen? Nenavın bir yardımı var idi sana. Bunu haz ederim. Tabii ki de annem zaten resmen benim kahramanımdı. Hı-hı. Yani her anımda, iyi günümde, kötü günümde daima yanımdaydı. En büyük destekçimdi.
Çok arkadaşlarım mesela dostlar falan var. Hani kanka edineler falan. Ben annemle dostluk edinem. Gerçekten güzel. Anneden ziyade Sıkandım. bir arkadaşlık annemle beraber. Zaten bunu herkes de görür ve bilirler. Ya annemin tabii ki de büyük destek vardı bana. Bir annemin bir de Ali abimin, Ali Mükerrem Kasaboğlu. Onun yardımıyla şu an buradaysam bize onun sahibi sayesinde gerçekten saygı sevgilerim. Hem Anna'uza hem de Ali abimize. Tabii. Gerçekten o da bir büyük stardı yani medya alanında. Aynen. Güzeldi bir insan nenesini bir star olarak ya da bir güzel bir örnek olarak görsün. Hüseyin, onun yanında sen bir sen İsra Haber okuru radyoda. Aynen ben işte ben onlara da geleceğim ama biz devamlı bir şekilde eşitirik kadınlara ne bileyim haklarını almayıblar eğer iş yerinde olsun yoksa da ne bileyim toplum içinde olsun yoksa da aileler o fırsatı vermirler kızlara kadınlara her yerde çalıştılar. Acaba sizde böyle sıkıntılarınız oldu? Soruz mesela hakkı alıp sen? Bizde şu anda işte, yani bizim olsun. Özellikle aile içinde yani böyle bir şey yoktu. Kısıtlanmaz sıkıntı. Hiçbir şekilde. Ama bildiğimde siz bir köylerden birinde otursunuz şu anda. Türkalan köyünde. Türkalan. Orada da biraz adet, örf, tekalidler vardı. Biraz toplum içinde sıkıntılar var. Yoksa aynen. Yoktu o. Orada gerçekten vardı. Mesela kızlarını kısıtlarlar, bir yere çıkmasınlar veyahut da özellikle medya alanında. Hatta bazen üniversiteye ulaştıklarında çıkartma gibi ihtimaller çok yüksekti. Yani biraz eskide kalıplar demeyeyim ama hala onu yürütürler toplumda. Tamam, biz buradan hala. Tabii saygı, hürmetimiz de Türkalan milletine, orada açık halkımıza. Yani o dergi biz toplamın yani örf-ü adetten konuşuruz. Ama ben orasını çok merak ederim. Acaba oranın havası, toprağı, yaşama tarzı nedir? Çok merak ederim özün çünkü hep methedilirdiler çok güzel bir yerde vasf edilir özün. Benim de arkadaşlarım orada var. Peki sorağın İsra'dan acaba İsra bir şey merak ederim. Sen burçları nece araştırsan? Özel bir sitem vardı şu an aynen. Onun ismini demeyeyim çünkü bana özel bir şeydi. O bir sırdı yani. Aynen çünkü desem reklam yapmış gibi aynen, de olan. Sitelerden çalsan özüm bizden sebeple oturup olarak takip daş bilmem ne yıldızlara bakırsan hele o da ne bileyim rakamlar filanlar çıkartsan. Ama ben Allah aşkına yok. Böyle mumlar tütünler yandırır filan nedir. Çünkü hani bir yol burada dedi onun istiren bilmemdir kimi dedi. Fal bakmak. Onun takip dedi ya tütün mütün yok. Dedi ne istiren? Fal bakmak kırmızı masa. Dedi burada bir masaya ihtiyacım var. Sen bir isim verdi dedi. Üstüsen onun terki olasan bilmiyorum. Onun, evet, o zaman onu deme bize. Tamam. İsra bizim için selaşsın desin bize 2022 senesinde özünü haralarda görmek istiyor ve bunu başarırsan? Şu an olduğum yerdeyim desem. Hem olduğum yerdeyim hem de inşallah yani daha fazla. Mesela üniversite biter bu sene içinde. Üniversite bittiğinde yük demiyor ama gene de bir yük kalkar üstümden medya alanımda yani iş konumda. Daha 5 dakikada direkt bana alın ilk demem mesela. Bu sorun kalkar mende. Üniversite biter. Yani istediğim bir şeydi. Burada belki başka projelere ve burçta daha fazla ilerlemek olabilir. O yüzden istediğim yerdeyim ve inşallah Allah'ın izniyle ama daha da fazla. Ama insanın istekleri bitmez yani istediğim yerde de o zaman bitti yani. Olduktan sonra başka bir istek çıkar. O bende pek fazla olmaz yani yoktu. İnşallah. Böyle bir şey. Daha üstün başarılar dilerim. Çok daha teşekkür ederim. Sağ olun. Görürük. Davetimizi de kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Ben buraya davet ettiniz, konuk ettiniz. Hem sizlere hem de kamera arkası herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz fakülteniz bitirdiniz. Ben onu merak ettim. Son herkesten seneyiz. Sorurum onu ama o son seneyi. Zamanlar... Ya ama gerçekten korktum dedim. Bu ne diyorum ben? Aslında bir şey itiraf edeyim ben buradan. Genelde ben o kadar soru sorarım. O kadar insanlar soruyla boğarım. Birisi bana bir soru soranda hemen bana dalan bakarım yüzüne. Gerçekten zordu yani cevap aynen, vermek. Soru sormak aynen. Daha asandı. Daha asandı. Ben de inşallah bu sene bitecekti. Ha, sizi de fakat yani ben hani vakitten konuşurduk filanlar. Yani sizi o işlerin yanında hemen bildiğimce yani başka yerlerde çalışırsınız. Aynı medya alanında. Aynen. Yani fakülteniz de var. Fakülte hem de başka yerde hem de aile görevi de var üstüze. O da var. Üstün başarılar dilerim. Tabii size de inşallah gelecek sene de yılda inşallah. Da. İnşallah tabii Sümeyye Hanım olsun. Bazen de benimle Sahar Hanım çıktı, Merve Hanım çıktı. Ama sonunda devamlısı Nevin Hanım'la. Tabii ben çok mutluydum yani bu ekipten çalıştım. Eğer teknikte olsun ya bu arkadaşlarım olsun. Bunlara da üstün başarılar diyorum. Ve mutlu yıllarda diyorum. Ben de biraz bütün mutluydum. Bütün seyircilere de diyorum. Mutlu yıllar hepsinize diyorum benden şen ve esen kalın sözü veren kadınlara.
tabii ki kadın her başarılı bir erkeğin ardından ya da arkasından bir kadın olabilir. O demenim. Bir de onun yanında sevgili ve değerli izleyicilerimiz. Bugün programımız pek farklıydı. Buradaki arkadaşlar hepsi bizim meslektaşımızydılar. Bir de onun yanında tekrar hazırlayalım bizim programımız için. Ama bir şey dikkat edersiniz, benim dikkat ettiğim ki bütün başarılı insanlar, bütün görevler, bütün insanlar ki iki işler var günlük hayatlarında ya da genelde hayatlarında kaç işler var ise her şey bir nizama ait. Yani her şey bir öz ailelerde bir sistem var. Sen özü bunu çizgi bunu çizdikten sonra hemen onun arkasına gidebilsen. Yani mesela nece? Ben bir şey yapmak istersem bunun bir nizamı olması lazım. Bir planlama. Aynen. Her insan öyle olması lazımdı. Ve bugün 2022 senesinin Günaydın Vatanım programının ilk bölümüydü. İnşallah gelecek senede de biz sizden beraber olduk ve sizin hizmette olacağız.